Kavramlar ve kavram öğretimi. Kavram nedir? Nesnelerin ve olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan, genel tasarım olarak ifade edilen kavramın 5 ortak özelliği vardır. Öğrenilebilirlik. Kavramlar sonradan öğrenilir. Kullanılabilirlik. Çeşitli kullanım alanları vardır. Açıklık. Kavramlar anlaşılabilir. Genellik. Genelden özele doğru hiyerarşik olarak organize edilir. Güçlülük. Kavramlar diğer kavramların anlaşılmasına yardımcı oluyorsa güçlüdür. Kavram geliştirme sürecinde 5 aşamadan söz edilmektedir. Genelleme, ayrım, tüme varım, tanımlama, tümden gelim. Öğrenciler sınıfa geldiklerinde derste işlenecek olan konuyla ilgili az ya da çok bilgi sahibi olarak gelirler. Ancak bu bilgiler bazen bilimsel doğru olan bilgiyle ters düşmektedir. Bu bilgilere kavram yanılgıları denir. Kavram yanılgılarının değiştirilmesi zordur. Kavram yanılgılarının düzeltilebilmesi için 4 koşulun sağlanması gerekir. Mevcut kavramda hoşnutsuzluk olmalı. Yeni kavram anlaşılır olmalı. Yeni kavram mantıklı olmalı ve işe yarar olmalı. Kavram öğretiminde ve kavram yanılgılarının tespitinde kullanılabilecek araçlar ise kavram haritaları, zihin haritaları, kavram karikatürleri, metaforlar ve analojiler, 2 ya da 3 aşamalı testler. Kavram öğretimi. Kavram haritaları. Kavram haritaları bilgiyi organize edip görsel bir şekilde öğrenciye sunmaktadır. Kavram haritaları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Özel isimler kavram değildir. Bu nedenle yazılamaz. Her kavram bir defa kullanılmalıdır. Belli bir grup kavramlar renklendirilebilir. Bu, kavramda ayırt edilebilirlik sağlar. Kavram haritaları diğer kavram öğretim tekniklerinden farklı olarak öğrenme, öğretme aracı olarak kullanılabileceği gibi ölçme aracı olarak da kullanılır. Zihin haritaları. İlk olarak not alma tekniği olarak ortaya çıkmış, zihin haritaları olarak geliştirilmiştir. Olaylar, fikirler sistematik olarak görselleştirilmiştir. V diyagramları. Bob Govin ve arkadaşları tarafından geliştiren V diyagramlarında hazırlanan raporlar öğrencilerin teorik bilgilerle uygulama bilgileri arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olmaktadır. Kavram karikatürleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur konuşma diyaloglarından biri bilimsel olarak doğru, diğeri ise geçmiş deneyim ve sezgilerde ortaya çıkan kavram yanılgısını temsil etmelidir. Akran öğretimi. Öğrenciyi merkeze alan, onun ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, bir eğitmenin rehberliğinin yanı sıra kendi yaş grubundan birbirlerini çok daha iyi anlayan akranlarının desteğinde olan bir süreçtir. Akran öğretiminin adımları. Kısa konu anlatımı. Konunun özet şeklinde kısa bir anlatımı yapılır. Kavram testi. Öğrencilere konuyla ilgili kavram testi uygulanır. Öğrenci oylaması. Öğrenciler her bir soruyu bireysel olarak düşünür ve sonrasında yanıtlar. Cevapların gözden geçirilmesi. Eğitmen öğrenci yanıtlarını gözden geçirir. Sorulara verilen doğru yanıtların yüzdesi %30'un altında ise anlatım detaylandırılır. %30 ile %70 arasında ise akran tartışmasına geçilir. %70'in üstü doğru cevap verdiyse cevap kısaca açıklanır ve bir diğer soruya veya konuya geçiş yapılır. Eğer cevabımız %30 ile %70 arasında ise akran tartışmasından sonra öğrenci oylamasına geçiyoruz. Öğrenciler her bir soruyu bireysel olarak tekrar yanıtlıyor. Cevapların gözden geçirilmesi. Eğitmen öğrenci yanıtlarını tekrar gözden geçirir. Açıklama, anlatma. Eğitmen öğrencilerle beraber zorluk yaşanılan kısımlar için gerekli açıklamalar ya da anlatımlar yapar. Akran öğretimi yönteminin uygulamasındaki en önemli aşamalardan birisi kavram sorusudur. Kavram sorusunun bazı özellikleri şu şekilde sıralanmıştır. Sadece sayıları kullanılıp çözüme ulaşıldığı bir soru olmamalıdır. Soru çoktan seçmeli ve yeterli sayıda seçenek içermelidir. Soru öğrencilerin anlayacağı dilde açık ve net olmalıdır. Soru ne çok zor ne de çok kolay olmalıdır. Soru tek bir kavram üzerinde olmalıdır. Akran öğretimin uygulamasındaki teknik unsurlardan en fazla dikkat çeken durum öğrencilerden gelen yanıtların alınması olayıdır. Alan yazında en fazla kullanılan yöntemler şu şekilde sıralanmıştır. El kaldırma. En kolay ve en kısa sürede bir şekilde öğrenci yanıtlarını alıp değerlendirme yapılabilecek yöntemdir. İşaret dili alfabesi unsurları kullanılabilir. Flash kartlar. Öğrencilere farklı renk ve formlarda A, B, C gibi kartlar
önceden dağıtılarak yapılabilir. Tarama formları. Büyük gruplarda tercih edilebilir. Clickers. Teknolojik bir uygulamadır. Bunun için ayrıca bir uygulama aparatı gerekir. Derste tahta veya herhangi bir perdeye doğrudan cevap oranları yansıtılabilir. Çevrim içi yanıt sistemleri. Günümüz web araçları yardımıyla rahat bir şekilde kullanılabilir. Okul dışı öğrenme. Formal öğrenme. Genellikle okulda olur. Motivasyon genel anlamda daha dışsaldır, yapılandırılmıştır, zorunludur, öğretmen liderliğindedir, öğrenme değerlendirilir, ardışıktır, genellikle önceden planlanmıştır. Kişinin okuldaki öğrenmesidir. Kurallara ve yönetmeliklere dayalıdır formal öğrenme. Non-formal öğrenme. Okul dışı kurumlarda öğrenilir. Motivasyon dışsal olabilir ama genelde içseldir. Yapılandırılmıştır. Genellikle gönüllülük esastır. Öğrenme rehber ya da öğretmen liderliğinde gerçekleşir. Öğrenme genellikle değerlendirilmez. Genellikle ardışık değil, önceden planlanmış olur. Non-formal öğrenmede öğrenmenin yüz yüze yapılmasına gerek yoktur. İnformal öğrenme. Öğrenme her yerde olabilir. Temelde içsel motivasyon önemlidir. Yapılandırılmamıştır, gönüllülük esastır, genellikle öğrenenin öncülüğünde olur. Öğrenme değerlendirilmez, ardışık değildir ve kendiliğinden öğrenme gerçekleşir. Bir planlanmış öğrenme gerçekleşmez. İnformal öğrenme kişinin okul dışında öğrendikleridir. Deneyimsel öğrenme veya kazara öğrenme olarak da anılır. Okul dışı öğrenme. Okul dışı öğrenme etkinlikleri hazırlanırken içerik, yöntem, ortam ilişkisine dikkat etmek gerekir. İçerik ne sorusuna, yöntem nasıl sorusuna, ortam ise nerede sorusuna cevap verir. Okul dışı öğrenme faaliyetleri, etkinlik öncesi ve sonrası aşamaları da düşünülerek hazırlanması gereken profesyonel bir süreçtir. Etkinlik öncesi hazırlıklar. Etkinlik uygulamasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şöyledir. Etkinlik planının hazırlanması, okul yönetimi ve ailelerden izin alınması, gidiş dönüş ulaşımının planlanması, gidilecek ortamdaki iletişim kurulacak kişinin belirlenmesi, öğrencilerin bilgilendirilmesi, velilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin çalışma programının belirlenmesi, öğrencilerin gereksinimlerinin dikkate alınması. Etkinliğin uygulanması. Etkinlik öncesi öğrenciler organizasyon kuralları hakkında bilgilendirilir. Gruplar halinde çalışılacaksa bunlar belirlenmelidir. Etkinliğin belirli anlarında öğrencilerin çalışma kağıtlarını doldurmaları için onlara zaman verilmelidir. Öğrencilere ortamı gezebilecekleri serbest zaman verilmelidir. Etkinlik sonrası değerlendirme. Okul dışı ortamlarda yapılan faaliyetlerin de sınıf içinde olduğu gibi etkinlik sonrasında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmeler illaki not vermek amaçlı olmamalıdır. Böylece etkinliğin bir sonraki seferde daha etkili uygulaması için dönütler sağlanmış olur. Okul dışı öğrenme faaliyetleri sonrasında kullanılabilecek bazı ölçme değerlendirme araçları şöyledir. Kavram haritaları, zihin haritaları, etkinlik sonrası değerlendirme, metin çözümlemesi, bulmacalar, gazete, poster, broşür hazırlama, fotoğraf sergisi, kompozisyon, mektup yazma. Eğitimde etkili geri bildirim. Bildiğimiz üzere öğrenme sürecini etki eden farklı değişkenler bulunmaktadır. Çocukların geçmiş öğrenme deneyimleri, sosyal kültürel yaşantıları, okul, öğretmen, aile, akran gibi eğitim paydaşlarının çocuk üzerindeki etkileri. Onların öğrenmeye yönelik tutum ve davranışlarını etkiler. Öğrenme sürecini belirleyici unsurları ise şöyle özetleyebiliriz. Hiçbir şey istek olmadan gerçekleşmez. Çocuklar korku ve baskıyla değil, kendi çabalarıyla daha etkili öğrenirler. Öğrenmenin en önemli itici gücü meraktır. Merakın azalması ile birlikte öğrenme çabası da azalır. Öğretim, öğrencilerin bireysel öğrenme özellikleri doğrultusunda farklılaştırılmalı ve zenginleştirilmelidir. Öğretmenlerin en önemli görevi çocuklara öğrenmeyi sevdirmek, onların öğrenme çabalarını desteklemek ve öğrenme kararlılıklarını sürdürmelerine yardımcı olmaktır. En geniş tabanlı öğrenmeler yaparak ve yaşayarak ulaşılan öğrenmelerdir. Öğretmenler demokratik bir sınıf ortamında öğrencileri pasif alıcı olmaktan kurtaran yöntemlere öncelik vermelidir. Çocukların özgüveni desteklenmelidir. Özgüven okul ekosistemindeki tüm paydaşların o bireye dair izlenimlerinin bir toplamıdır. Öğrenme bireyin kendi zihin şemalarını oluşturması, mevcut şemalarını güncellemesi, dış uyarıcılardan gelen bilgiyi anlamlandırması ile gerçekleşir. Hatalar öğrenme sürecinin önemli deneyimleridir.
Geri bildirimlerin öğrenme sürecinde bireyin bilişsel ve duyusal özellikleri üzerinde olumlu etkileri vardır. Geri bildirim kapsamında öğrencinin öğrenme süreçlerine aktif olarak katılımının teşvik edilmesinin yanı sıra katılımın niteliği de değerlendirilmelidir. Etkili geri bildirim. Bloom, tam öğrenme modelinde öğrenme ürünlerini etkileyen temel unsurları, ön koşul öğrenmeleri kapsayan öğrenci bilişsel giriş davranışları, duyusal giriş özellikleri ve öğretim hizmetlerinin niteliği olarak tanımlamıştır. Duyusal özellikler ve bilişsel beceriler öğrenme süreci içerisinde karşılıklı etkileşim içerisindedir. Öğrencilerin akademik başarısını etkileyen en önemli etken ise akademik özgüvendir. Geri bildirimlerin sadece bilişsel süreç ile sınırlandırılmaması gerekir. Duyusal özellikleri de kapsayacak şekilde genişletilmesinin öğrencinin akademik özgüveninde önemli etkisi vardır. Geri bildirimler yapıcı, düzeltici, negatif veya güçlendirici, pozitif olmak üzere farklılaşabilir. Yapıcı ve güçlendirici geri bildirim öğrenme üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Geri bildirimler yön açısından pozitif ve negatif olarak gerçekleşebilir. Pozitif bildirimler öğrencinin tutum ve davranışlarına yönelik olumlu ifadeler içerirken, negatif geri bildirimler ise olumsuz ifadeler içerir. Öğretim sürecinde sürekli pozitif geri bildirim vermek mümkün olmadığından negatif geri bildirimlerin olumlu jest ve mimikler ile desteklenmesi sağlanmalıdır. Geri bildirimler içerik açısından sınırlı veya ayrıntılı olarak gerçekleşebilir. Sınırlı verilen geri bildirimlerin öğrenme üzerindeki olumlu etkisi de oldukça sınırlıdır. Buna karşılık ayrıntılı geri bildirimler öğrencinin eksiklerinin neler olduğunu, neyi doğru veya neyi yanlış yaptığını, nasıl ilerlemesi gerektiğini ortaya koyarak öğrenme üzerinde daha olumlu etkiler sağlar. Zamanlama açısından geri bildirimler anlık olabileceği gibi gecikmiş olarak da verilebilir. Anlık geri bildirimler genellikle sınıf ortamında ve eş zamanlı gerçekleştirilen uzaktan eğitim ortamlarında da verilebilir. Gecikmiş geri bildirimler ise öğrenci ödevlerine, projelerine, çalışma kağıtlarına verilen dönüt ve düzeltmeler olarak verilebilir. Geri bildirimler sadece bilişsel değil, aynı zamanda üst bilişsel becerileri ve duyusal özellikleri de geliştirmeyi hedeflemelidir. Örnek olarak yapılan bir çalışma içerisinde eksik olan yerlerin belirtilmesi bilişsel. Kullanılacak stratejilerle öğrencinin öğrenme etkinliğinin artmasına yönlendirme yapılması üst bilişsel. Öğrencinin ilgi, tutum ve motivasyonuna yönelik ifadeler kullanılması ise duyusal geri bildirimlere örnek olarak verilebilir. Özetleyecek olursak geri bildirimler ayrıntılı olarak sunulmalıdır. Kişiye değil, ürüne yönelik olmalıdır. Açık ve anlaşılır olmalıdır. Süreç odaklı ve biçimlendirici olmalıdır. Bilişsel, üst bilişsel ve duyusal özellikleri içermelidir. İlerlemeyi ve farkı göstermelidir. Sözlü ve yazılı olmalıdır. Pozitif unsurlar içermelidir. Pozitif, jest ve mimikler geri bildirime eşlik etmelidir. Doğrudan yanıta değil, düşündürmeye yönlendirmelidir. Sadece eksiklere veya yanlışlıklara yönelmemelidir. Aynı zamanda düzeltme de içermelidir. Etkili geri bildirim sürecinde Web 2.0 araçları. Kahoot. Kahoot ile öğrencilere anlık geri bildirim verilebilmektedir. Ağırlıklı olarak hatırlama ve anlama düzeyindeki sorulara yönelik geri bildirim sağlayan sistem, sınırlı geri bildirimler için daha uygundur. Formatif. Formatif ile öğrencilere anlık geri bildirim verilebilir. Onlar ile etkileşime girilerek yanıtlar görülebilir ve ayrıntılı geri bildirimler düzenlenebilir. Sokratif'i de öğrencilere yönelik çoktan seçmeli doğru yanlış ve kısa cevaplı sorular hazırlanabilir. Öğrencilere anında onaylayıcı ya da detaylı geri bildirimler verilebilir. Edmodo, sanal sınıf uygulaması ile öğretmen ve akran geri bildirimine imkan sağlar. Program arayüzünde video linkleri paylaşılabilir. Tartışma formları açılabilir. Öğrencilere ödevler verilebilir. Anlık ve gecikmeli geri bildirimler düzenlenebilir. Bununla birlikte öğretmen ve öğrenciler tarafından derslere yönelik sunum materyalleri yüklenebilir ve bu materyallere yönelik geri bildirimler sunulabilir. Google Drive. Google Drive üzerinde ortak dokümanlar oluşturulabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.